Videoya girmeden önce şöyle bir isim okuma yapalım bakalım. Volkan Polat, Muli, Himan Atakeyda, Efe Yıldırım, Mehmet Ali Gündüz, Muhammed Abuşov, Season 6, Yusuf Gaming House, Eli Abudov, Kerem, Takeshi, YT Scorpion, Umut Kuruçelik, Metin Bayar, Bertun Ağar, ShenXTR, Fonetis'in terbiyeli ağzı, Orksan Faracov. Kanka ismi çok garipmiş, o yüzden bilemedim. Azerbaycan Türkçesini tam olarak bilmiyorum. O yüzden umarım doğru okumuşumdur. Şimdi videoya geçiş yapalım bakalım. Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve bugün Tanya tanıtımındayız. Pyromancer Tanya'yı tanıtacağız. Ali Günel'e hesabını verdiği için çok teşekkür ederim. Hesabını zaten artık biliyorsunuz Ali Günel'in. Yeni gelen karakterler genelde kendisinde oluyor ve çok yeni bir karakter Pyromancer Tanya. Hatta en son çıkan karakter şu anda. Yeni karakterler yine gelecektir ama büyük ihtimalle getirirler diye düşünüyorum. Yedili Savaş'a bir gidelim. Direkt takımı şöyle hazır bir şekilde bıraktım. Strife of Scorpion'la Warlock Quan Chi'yi aldım yan tarafına. Ölmesini istemiyorum çünkü şu an birinci evrim olduğu için bir tık zorlayabilir bizi karşı rakipler. Zorlamasınlar diye, ölümümüz zorlaşsın diye uğraşacağız bakalım. Pyromancer Tanya'yı tabii ki de tanıtmayla başlayacağız. Şöyle pasifiyle, yetenekleriyle falan bakacağız. Bu arada Gold olmasına rağmen açıklaması uzunmuş. Normalde Gold'ların hiçbir şey yazmıyorlar ya, böyle bir cümle falan oluyor. Şimdi özel yetenek ikisini kullandığında bitirici combo ile birlikte %30 şans da %30 şans, aynen. Evet. Devil's Dust that's 64 Devil's Dust. Şeytanın tozu mu diyor? Şeytan tozu mu? Ne oluyor? Şeytan kumu. O tarz bir şey bırakıyormuş. Bir efekt bırakıyor karşıya gene. Bu bıraktığı efektle ne yapıyor peki? Efektlenen aynen kör hale geliyorlar ve %50 hemen ateş yanma efektlerinden %50 daha fazla hasar yiyip ve aynı zamanda yanma damage over time'ına, yani yanma ile birlikte gerçekleşen o sürekli hasarlar var ya, üst üste yiyorsunuz, böyle yemeye devam ediyorsunuz 10 saniye 20 saniye boyunca falan, onlardan daha fazla hasar alıyorlar anladığım kadarıyla. Ne diyor? Ha. Oo, iyiymiş bu. Martial Art ve Outlaw karakterler, takım arkadaşları, bitirici kombolarla birlikte karşı rakipleri bu ateş saldırısı denen saldırılardan yapabiliyorlarmış. Aynı zamanda bunu yaptıklarında karşıya bu yanma, yakma hasarını bırakıyorlarmış. Damage over time'la birlikte gene zaman içerisinde hasar. Damage over time o oluyor aynen. Zamanla hasar, hani işte anladınız siz olayı. Bu zehirlenme, kanama ve ateş var ya, o efektler. He, iki defaya kadar olabiliyor muymuş bu? Steklenebilir yani. Ne steklenmek ne demek? Biriktirebilmek. İki defaya kadar biriktirilebiliyor bunlar. İyi. Güzel. Fire. Blind. Fire Damage Boost. Anladım. Yani zaten pasifinde de yazıyormuş bunlar. Birinciyle birlikte ne yapıyoruz? Fire atıyoruz. Yakma efekti atıyoruz. İkinciyle birlikte, yalnız çok garip bir, güzel bir şey duruyor. Herhangi bir şey bıraktığını söylemiyor burada. Şu an normal diyor yani. Üçüncüyle birlikte de sakat bırakıyormuş karşı rakibe. Tamam. Güzel. Bakalım. Yani yapmaya çalışacağız bir şeyler. Birinci, ikinci, üçüncü yeteneklerini görmek istiyorum. Farklı mı acaba? Normal Tanyalardan falan. Umarım farklıdır. Normalde yeni gelen karakterlerde farklılık olmayabiliyor altın karakterlerde. Umarım bunda vardır da bir şeyler yaparız bakalım. Combat Cup kesik Sonya Blade değil. Kesik Ejde mi lan o? Son hangisiydi ya? Unuttum ben gene. O iki salağı ikisi sürekli karıştırıp duruyorum ben. Yeni gelen işte Combat Cup karakteri mesela ekstra bir şeye sahip değildi. Oo, güzel. Güzel. Şeyi güzelmiş. Komboları falan da farklı. Bu arada biz yanıyoruz. Ben anlamadım onu. Mortal Kombat 11 takım, ya Scorpion'dan dolayı da Fire efekti bıraktı bu arada. Şu an daha fazla vuracak. Uy! Güzel ha animasyonu. Bak bak. Bir dakika. Şu da güzel. Birinci yeteneğin animasyonu çok hoşuma gitti. Bir daha atalım onu. Bir dakika. Kanka o Devil... Aha Dust'ı bıraktı bu arada. Gördünüz onu. Bitirici combo ile birlikte bırakıyorduk zaten onu. Şöyle bir atayım bakayım yavrucuğum. Tak. Mis nasıl vurduk lan? Uzakta izleyen mi mis attı? Galiba ondan dolayı mis attı. Block Breaker yok bu arada. Lan tek başımıza öldürdük yalnız hepsini. Ben bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum. İyiymiş yani. Güzel. Tanya ablamız güzel duruyor şimdilik. Birinci yeteneği biraz daha değineceğiz. Ona atmaya çalışacağım. Devil's Dust'a biraz bakacağız. Artık o dediğim gibi işte şeytanın neyi oluyor? Dust'tan kastı çöldeki kum tanesi gibi bir şeye dust diyorlar da, böyle toz hani dusty hava falan diyorlardı onlar. Ama şimdi dust'tan neyi kastediyor bilemeyeceğim işte. Hatta bu CSGO'daki dust 2 falan oradan geliyor ya. Kumlu harita böyle şey, etrafındakiler çöldeymiş gibi aynı. Oradan geliyor işte o olay. Ama bunlar onu mu kastediyor bilemiyorum şimdi. İngilizce çok garip bir dil. Al bakalım oğlum. Tamam. İyi, burn efekti bıraktık. Bir şunu at bakayım, bir Devil's Dust'ı bir atamadık ya. Valla burning'i atıyor sürekli de.
Bakayım bir. Üçüncüde mi? Yo, Allah Allah. %50 şans da atmıyor muydun sen bunu ya kanka? Biraz az atıyorsun sanki gibi. Hadi bakayım oğlum. Aha attık. Güzel. O 7 de 7 gibi çıkıyorlar, anlamadım ki ben onu ya. Bok mu var da çıkıyorsunuz? Birinci yeteneği biraz değinelim şöyle. 10.000. 10.000. Sanki çok mu vurdun sen? Biraz fazla vurdun sanki kral ya. O ne lan? 10.000. Bakayım bir. Oğlum. Gerçi şu an normal. Tamam. Çifte hasar atması da ayrı bir dert de. Hacı sıkıntı ha. Bak bir de mis attı, gördünüz değil mi? Kör olduğu için. Ulan bu sıkıntı. Hani altın karakterin bu denli güçlü olmaması gerekiyor. Yani birinci evrim baktığınız zaman ve orta güçteyiz. 8.000 saldırı var. Karşıya daha güçlüler geliyor. Ama yeniyoruz. Garibime gitti. Bir tık garipsedim yani. Diamond olsa şimdi mesela Sindel'da falan anlayabiliyorum. İşte yeni gelen Diamond karakterleri ciddi anlamda avantaj sağlıyorlar. Kendini bir şekilde koruyor onlar da. Sindel'da mesela karşı rakip komboyu bırakmıyorsa sürekli olarak. Pasifini kullanıyorsun hemen. Tak diye şey yapıyor. Bozuyor kombosunu. Sana geçiyor saldırma sırası. Bu mükemmel bir olay. Hani stun falan da atıyor. Ama bu karakterde baktığın zaman öyle bir şey yok ama çok vuruyor ya, bilemedim. Fire efektten dolayı galiba, sürekli canını erittiğimiz için rakibin biraz fazla şey yapıyoruz. Kodumuz ateş olsun. Başlarında verelim bakalım bu videonun. Kanka sen çok vuruyorsun ya Raiden abi. Raiden abi diyorum ya. Tanya abla. Power Drain yedik lan. O mu yedi, ben mi yedim? Ben nasıl attım onu da bilmiyorum da. Ekstra bir fıç fıç fıç. Oha. Oy oy oy, yavaş. Full kombosunu çıkardı. Adiye bak ya. Bak gene mi yapıyorsun? Oğlum çok combo çıkartıyor. Raiden'ın olayı buydu zaten de. Çok iyi ya. Lan öldürme. Lan nazar değdi dedik anasını satayım. Dur. Bir canda kaldık. Kalkanımız da çalışmıyor. Allah Allah, anlamadım ya. Böyle bir atayım. Snare yedik yalnız. O bayağı bir kötü oldu. İkinci yeteneğini artık görmemiz gerekiyor. Onu atmaya çalışacağım. Eğer öldürmezse atacağım da. Bir daha geldik. Tamam. Snare'dan dolayı bak. Snare'a rağmen Scorpion kurtardı. Bunu da öğrenmiş olduk. Güzel oldu. Normalde Snare efekte çıkamıyorsunuz ya karakterden. Scorpion kurtarmak için çıkıyormuş. Bu mükemmel bir olay. Daha doğrusu yediğimde Snare var mıydı bilmiyorum. Yerine sabitleme yani. Orayı bilemiyorum. Şöyle direkt ikinciye atacağım bu arada. Hiç acımadan. Atalım kanka. 95, iyi. Çok da kötü vurmadık. Dur bakayım, blokta kalalım azıcık. Tanya ablama geçeceğim bu arada. İkinci yeteneğini görmek istiyorum. Umarım blokta kalmazlar da güzelce tüm hasarı görürüz. Güzel. Oğlum bu arada sırtı çok güzel. Ah, daha atıyor muydu acaba ya? Block Breaker'ı çalıştı ve öldürdü bize. Öyle bir atalım bakalım. Güzel. İkinci yeteneğine bir daha değineceğim Tanya'nın. Sırtındaki parlama çok hoşuma gitti bu arada. Bu şeylere ben bayılıyorum. Animasyonlar inanılmaz hoşuma gidiyor. Mesela Scorpion Brutality'de hani sürekli olarak ateş üflüyordu ya, böyle şeydeki gibi. Hayalet Sürücü 1 ve 2'deki gibi. O benim çok hoşuma gidiyor mesela. İnanılmaz eğlenirim yani öyle karakterlerle oynarken. Raiden'la oynarken o yüzden mesela çok aşırı hoşuma gidiyor. Çünkü hem çıkardığı sesler hoş, seviyorum. Hem de bu yıldırım efektleri çok hoş Raiden'ın. Injustice 2'de mesela oynarken acayip keyif alıyorum Raiden'lardan. Buradaki Mortal Kombat'taki Raiden'lar zaten hani laf edilemez ya, mükemmeller. Çok iyi. Hepsi çok iyi. Injustice 2 Raiden az önce gördünüz zaten, hani çıkardığı kombolar falan mükemmel. Yalnız bu yandıkça canı doldurtuyoruz biz buna. Eşeklik oluyor birazcık o. İyi olmadı. Bak burn efekti sürekli olarak verdik, dur. Biz vermiyor. Gerçi biz gene vereceğiz ya. Bu iyi olmadı. Şöyle ben direkt ölürsem bir şey değişir mi ki? Bu sıkıntı olabilir ya. Oğlum habire yakıyoruz bir de. Yaktıkça adamın canını doldurduk ha habire. Eşekliğimize bak ya. Hala doluyor canı bak. 184, 184, 368. Habire can basıyor. Vay anasını ya. Senden mi basacaksın? Basma senden. Tamam. Mortal Kombat'ın bir karakteri değilsin. Sen basmaman lazım zaten. Sen eri yemedik iyi bari. İkinciyi bir daha bir göreyim ben. Bak şu sırtının parlayışı çok hoş. Bir tane mi atıyor? Hasarını göremedim ama. Onun için çok canlı karakter lazım. Onu da görmeye çalışırız. Böyle bir atayım ben sana kankam. Dur sakin. Yapma be. Kaçırdık o ilk tekmeyi de, neyse tamam, sıkıntı yok. Kamuya. Al bakalım. Böyle vurayım yavruma. Güzel. İyi iyi. Vallahi Tanya hoştur ya. Siz sevdiniz mi? Ben çok sevdim abi. Acayip sevdim. Çünkü şu sürekli yakma hasarı, buna şeye atamıyoruz işte. Boss'lara mesela bu karakterle girebilecek olsanız var ya, suratına sıçar boss'ların. O derece güçlü olur. Hani ama işte boss'lar damage over time yemiyor. Ve çok sıkıntı ya abi. Sindel'ın kulesi var ya. Dün gerçekten şeye böyle hani monitöre yumruğu koyacaktım. Parçalayacaktım böyle. O kadar sinir etti beni. Yenemedim bir tane şeyi, kısmı. Lan öyle bir zorluyor ki.
Ya sıkıntı. Telefondan da ayrı ders anasını satayım. Telefon kasıyor artık. 2000, 2016 yapım benim telefon. 6. senesinde olduğu için şu an çok kasıyor. Normalde telefondan oynamak daha iyi. Daha avantajlısınız bilgisayara göre. Bilgisayarda çünkü anlık donma falan oluyor veya atıyor böyle. Ben de atma mesela çok oluyor bilgisayarda. Çaktırmadan size böyle geri geliyorum çoğunda ama birçoğunda 60 oluyor orada. Geldim falan diyorum yani. İşte orada normalde bilgisayar 60 oluyor salak salak kendi kendine. Ve kuledeyken de atma gibi bir olayın olmaması lazım. Çünkü boşa gidiyor o kadar savaşmanız. Şey yapmıyor yani. Sıkıntı oluyor. Hem savaşta yenilmiş sayılıyorsunuz hem de bir tane savaş hakkınız gidiyor. İnanılmaz sıkıntı oluyor yani. Dur bakayım bir. Zehir efekti atamıyoruz ama şey atalım. Burn efekti koyalım buna. Biraz yansın. Tamam. Şu an hem kör oldu hem bak aynen. Çok iyi ya. İkinciyi bir atayım bakayım bir daha. Devil's Dust. Tak. Güzel. Güzel. Şimdi benim ikinci yeteneğimle birlikte ne gerçekleşiyor lan? Pasifini unuttum ben. Bir dakika şuradan okuyalım bir. Özel yetenek 2 ile birlikte dahilindeymiş bu. %30 şansmış bu arada. %50 değilmiş. 20 saniye boyunca yalnız kör etme acayip sıkıntı kanka. Baksana ya. Blinded and baksana oğlum. Lan sıkıntı ha. 20 saniye kör inanılmaz uzun. Hani boss gelse var ya boss olarak Tanya. Çok ağır sıçtık yalnız beni de kör etmiş bu. O yüzden biraz şöyle yapalım. Al Capone 96. Bu nasıl isim lan böyle? Al bakayım. Böyle bir vurayım ben sana. %100 iyi. Tam vurduk. Bunu da %100 atabilir miyim lan? Atamadım. 85. Bok gibi attım hem de. Kötü attım ya. Öyle atayım canısı. Üçüncü yeteneğini atmaya çalışacağım birazdan bu arada Tanya'nın. Zorlayabilir biraz ama atmaya çalışırız. Şimdi Warlock Quan Chi'ye geçmem gerekecek. Tanya'ya da ikinci yeteneğini dolduracağım. Sonra şey yapacağız. Bir tane şey yapıyorum. Şuradan şarj ediyorum. Ali Günel için diyorum bunu. Ben videoyu bitirdiğimde şey yaparım. Eğer günlük videoları izlemediysen 10 tane videonu izlerim. Sıkıntı olmaz yani. 50 şey yaparım hesaba. Çektiririm bir şekilde. Onu hallederiz yani. O 3 tane ruh harcadığında herkes için zaten bunu diyorum. Unutmadığım sürece insanlık hali bazen oluyor ya. Direkt kendi hesabıma geçmek geçiyorum. Hani normalde bazen şey yapıyorum ya. Hesap gerili kalıyor benim bilgisayarda. Öyle olunca sıkıntı oluyor. Direkt gece 2'de falan aklıma geldi oluyor anasını satayım. Uykudan kalkıp direkt şey yapıyorum ya. Kapatıyorum hesabı yani. Kendi hesabımı giriyorum. Çünkü olur ya. Adam oyundayken ben hesabına giriş yaparım saçma bir şekilde. Ve kulede falansa atar. Hani kule savaşlarındaysa öyle bir şey olsun istemem. Şimdi bu arada bazılarınız şeyi yanlış anlamış. Ben dedim yani hesap varsa verebilirsiniz diye. Hesap varsa verebilirsinizden kastım benim şey tanıtmadığım brutality veya tanıtmadığım karakter varsa o yani hesabınızda bunlar varsa sadece hesap tanıtımı için değil. Kimileri şey diye mesaj atmış çünkü benim hesabımı tanıtsana diye mesaj atmış. Öyle imkanı yok yetişmeme. Tanıtamam yani öyle bir şey yok. Çünkü 17.500 kişi var şu anda kanalda. Lan 17.500 kişi yazsa zaten benim hesabımı tanıt diye. 17.500 video. Hani şaka gibi değil mi? Komik. İmkanı yok. Bu arada bayağı bir doldurduk. Şöyle bir dursun bakalım. Biraz daha dayanmaya çalışalım. İkinci yeteneği atsam mı ya bununla? Bununla atayım ben ikinci yeteneği abi dur. Ulan ne oldu bir takıldı ya. Şöyle bir al bakalım. Bir saniye hemen geliyorum ben. Heh, bunu yapmasam bilgisayar atacaktı çünkü hissettim onu ben. O takılmayı ufaktan hissettiniz değil mi? Ananı ya öldürdü gerçekten öldürdü ya. Dur. Allah kahretmesin nasıl tek atarsın ya. Tanya'nın şeyi çok doluydu oğlum lan. Bayağı bir doluydu. Vallahi var ya boşa mı gitti? Bakayım bir. Of çok dolu. Bakayım dur lan biraz dayansak. Azıcık vursana kanka. Üçüncü yeteneğimizi bir atalım ya. Aha vallahi doldu tamam. Adamsın sen Scorpion ya. Dur kanka. Ne kadar vurduğumuzu falan da görebiliriz umarım. Attım vallahi bakalım. Aa aynı şey mi lan? Aynıya benziyor. Anam aynıymış lan Tanya'nın yeteneği. Valla. Ulan oğlum o kadar şey yapıp bunu yapamadınız mı gerçekten ya? Aynı diğer Tanya 20.000 vurdu. Diğer Tanya'larla aynıymış. Birinci ve ikinci yeteneği mükemmel bu arada. Ona laf yok. Acayip güzel. Üçü de yapsalar mükemmel karakter yapmış olacaklardı. Yeni karakter çok iyi de. Ya üçü değiştirseydiniz bari be hocam. Yeni karakter yani. Uğraştığınıza değer sanki he. Deli gibi satış yapıyorlar anasını zaten. Bir zahmet uğraşsınlar yani. Grandmaster Sub-Zero, Mortal Kombat 11, Scorpion falan var karşıda. Biz de bol bol yanacağız bu el. Direkt girdiğimiz gibi zaten yanma efektini yiyeceğiz. Umarım sıkıntı olmaz bakalım. Yani. Hadi kankacım.
Şimdi yanarak başlayacağız. O yüzden bu el direkt 3. yeteneğe falan ulaşamayız. Öyle bir şey yok. Yeteneklerimiz çünkü sürekli olarak boşalacak böyle yanma efektine maruz kaldığımız için. Karşı rakibi de bırakacağız ama bu da bir şey. Birinci yeteneği bir daha at. İkinci yeteneği atmak istiyorum ya, biri değil. Dur bakayım. Tamam. Böyle bir geçeyim ben. Dur kanka. Vurdu, iyi vurdu. Lan. Geçen az Scorpion çok fazla vurdu bu arada. O kadar vurmasını ben beklemiyordum. Adamla da takımımız, yani Scorpion'larımız aynıymış sadece. Takımımız aynı diyecektim. Ne yaptık ya? Bir karakter aynı diye hepsini aynı ettik anasını satayım. Dur. Böyle bir al bakalım. Bir blokta kalayım ben bir saniye canım. Tamam. Bir daha blokta kalacağım. Tanya'nın ikinci teneyi doldu. Sub-Zero'ya bir vuralım bakalım. Blokta değil şu anda. Maksimum hasarını görelim en azından. Kaç bin... Ne yaptın lan? Oğlum kaç bin vurduğunu görseydik bari ya. Allah Allah. İnsanı delirtirsiniz ha. Şöyle al. Tamam. Şöyle bir geçeyim. Dur. Sakin kanka. Çok vurma, çok vurma, çok vurma. Puançı ölürse... Heh tamam, kurtardık. Güzel oldu. Bu hala DAS'taymış bu arada. Bakalım hala çalışıyor mu efektimiz? Geri geleceğiz. İkisi birbirini kurtarıp duruyor. Yok, çalışmadı. Ah be, DAS efekti gitti. Ulan neyse. Sen donacaksın herhalde. Tamam. Daha ölmedin. Böyle birinciyle bitirelim bari. Birinci yetenekle seni sonlandırıyorum kardeş. Kendine iyi bak. Güzel ya. Bilmiyorum, ben oynamaktan çok keyif aldım abi Tanya'yı. Etrafındaki gerçi ateş sırtını dönünce yanmıyormuş. Zaten varmış o. Çizgiler çok hoş olmuş. Sevdim valla. Keyifli. Oynaması çok keyifli bir karakter. Hoşmuş. Evet. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Tanya tanıtımı bu kadar. Umarım karakter hoşunuza gitmiştir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.